Gülşen'in Show TV'ye özel bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşecek. Bebeğinin cinsiyetini ilk kez mikrofonlarımıza açıklayan Gülşen, hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. İzliyoruz. Sadece Show TV'de Gülşen ve eşinden çok özel açıklamalar. Ve Gülşen bombayı patlattı. Kızı olacak haberlerine inat ilk kez açıkladı. Oğlumuz oluyor. Öyle mi? Evet. Barcelona rüyasına talip var. Gülşen'in gelinliğini kim istiyor? Gelinliği isteyenler var Instagram üzerinden. O çiçek paramparça. Gülşen'in balkondan attığı çiçeği kim tuttu? Tuta tuta tuttu biliyorsunuz. Ve Gülşen'den bir bomba daha. Doğuma kadar sahnelerde. Sahneden hastaneye. Aynen. Müzikteki müthiş başarısıyla konuşulduğu kadar evliliği ve hamileliğiyle de gündemden inmiyor Gülşen. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Hakkında merak edilen her şeyi Show TV'ye anlatan Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu'yla havalimanında görüntülüyoruz. Ozan Çolakoğlu'na Çeşme ve Bodrum konserlerinde eşlik edecek Gülşen. Ozan iş için gidiyor, ben de ona eşlik ediyorum onun ısrarları üzerine. Öyle mi? Yalnız da olsun. Hemen konuya girelim. Bildiğiniz üzere 4 aylık hamile Gülşen. Çok güzel geçiyor. Ozan Bey için mesai başladı mı? İşte kiraz olsun, erik olsun, ceviz olsun. Ona sorun valla. Hamileliğin bu dönemlerinde aşerme dönemi mevzu bahis. Ozan Çolakoğlu'na büyük iş düşüyor. Mesai, yani mesai gibi diyeceğim, niye mesai olsun? Keyifli. Detay geliyor mu Gülşen'in? Ve ilk bomba geliyor. Geçtiğimiz günlerde gazetelerde Gülşen'in kızı oluyor haberleri çıktı. Ha evet, yazıldı. Doğru mu haberleri? Bütün her yerde çıkmış, gördük. Ben bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmadım aslında. Nereden duyum aldılar? Ama yanlış bir duyum almışlar. Haber yanlış. Gülşen ilk kez ve sadece Show TV'yi açıklıyor. Sizin aracılığınızla ben de doğruyu söyleyeyim isterseniz. Nedir cinsiyeti? Oğlumuz oluyor. Öyle mi? Evet. Aslan gibi inşallah. Evet. İnşallah. İkinci bir oğlumuz oluyor hem de. Zira Ozan Bey'in ilk evliliğinden dünyaya gelen bir oğlu daha var. Ozan'ın biliyorsunuz bir oğlu daha var. İkinci bir oğlumuz oluyor. İnşallah hayırlısı olur. Henüz daha çok erken ama bir isim düşündüler mi oğullarına? Yok, isim düşünmedik. Daha çok yeni bizim için de. Bilmiyorduk çünkü bir iki gün öncesine kadar cinsiyetini. Şimdi artık düşünmeye başlayabiliriz. Önemli olan ne cinsiyet ne de isim. Sağlıklı bir fert dünyaya gelsin yeter. En önemlisi sağlıklı bir çocuk olması, hayırlı bir evlat olması. Hem ailesine hem kendine hem vatanına, milletine karşı hayırlı bir evlat olsun. En önemlisi bu bence. Hamilelik nedeniyle Barcelona'daki düğünü öne aldırdıkları haberlerini de soralım. Aslında birçok haber çıktı ama bu cinsiyetle ilgili olduğu gibi hepsinin içinde bir takım yanlış şeyler vardı. Bunları uzun uzun konuşuruz bir gün. Öyle olmadı. Bizim zaten biliyorsunuz senenin başından beri böyle bir düğün planımız vardı. Barcelona mı olsun, İstanbul mu olsun, Bodrum mu olsun, mekanlarda da birçok şey vardı kafamızda, tarihlerde de vardı. Ozan Çolakoğlu, biz kimseye düğün tarihi vermedik diyor. Yazın dedik ama hiçbir zaman ne Temmuz ne Ağustos, biz öyle bir şey söylemedik. Bizleri Temmuz Ağustos diye yazdık. Sonra Haziran'da evlenince erkene çekler. Biz hiçbir zaman Temmuz Ağustos demedik ki yani. Barcelona'daki nikahta giydiği gelinlik Gülşen'e çok yakışmıştı. Bizim Barcelona rüyası adını verdiğimiz gelinliğe talipler varmış. Çizimimi de paylaştınız siz. Paylaştım evet, çünkü çok beğenildi. Paylaşmak istedim ben de. Hatta gelinliği isteyenler var Instagram üzerinden. Düğünlerinden bir gün sonra paylaştığı balkondan çiçek atma videosu büyük ilgi gördü. Zira çiçek atılıyor ama kimin kaptığı görünmüyor. Herkes o çiçeği kimin tuttuğunu merak ediyor Gülşen Hanım. Hiç sormayın valla.
tuta tuta emir tuttu biliyorsunuz. Emir tuttu parçalayarak herkesi. Gülşen hamileyken bile çalışmayı sürdürüyor. Bodrum'da sahnede görmüştük onu geçtiğimiz hafta eşiyle. Mecbur ayrılığın yasını, kalpten ağrıların encasını, almasın yerde gözyaşımı geri kal. Hamileliğinin hangi ayına kadar çalışmayı sürdürecek diye merak ediyoruz. Bu arada sahnede olmaya devam ediyorsunuz. Tabii ki. Ne zamana kadar? Sahneden hastaneye. Öyle mi? Aynen. Ama en önemlisi hastaneden de sahneye. Direkt. Hiç ara vermeden.